Eyvallah kardeşler. Benim için mesela en acayip deneyimlerden bir tanesi Balıkesir Tahya arasındaki o dağ yolundan gittiğinde. Evet. Oraya bir kere gitmiştik seninle. Dağ yolundan gittiğinde Emet yolu aslında o. O yolun 30. kilometresinde bir şey vardır. Bir ekmek fabrikası. Sanıyorum bizim ilk oraya gidişimiz Mehmet Adaylaydı. Evet, anlatmıştın. Yani açtık. Böyle bir acayip bir ekmek kokusu da yayılıyordu. Bahçe falan görünce biz onu bir dinlenme tesisi gibi düşündük. Girdik. Halbuki bir bahçesinde düğün yapılan bir ekmek fabrikasıymış. Yani normalde. İnanılmaz güzel bir doğa durumu vardı. Yani yıkıcı nokta şu, etler çok güzeldi tabii işte. Etli bir şeyler söyledik. Yani işte ne bileyim, köfteydi, pirzolaydı, şuydu buydu. Yani sakatat olan hayvanın sakat olmayan yerlerinden. Anladım. Sonra şey dedi bize, ayran istedik. Yalnız biraz ekşidir dedi. Getir o zaman dedi. Direkt. Bu yani şu anda mesela İstanbul'da çok popüler olan ve acayip bir fiyata satılan Özel Hisar. Efsane. Ayranının efsane şeyiydi. Yani orada yani biz ayranı içtik, bir daha içtik, bir daha içtik. Yani yola çıkamayacak kadar içtik yani. O doğal fermente ayran. Sonra ben hikayesini öğrenmek istedim. O aşağıdaki bir köyde 15 tane ineği olan bir teyzenin yaptığı. Evet, evet. Ve şeye sen söyle, yakın civara dağıttığı hikaye ama ya. Bir ayrandı. Sonra birden işte İstanbul'da her yerde bulabilmeye başladık. Ama biraz ayran değil de daha çok Jack Daniels fiyatına yani. Jack Daniels fiyatına. Evet ya. Özellikle hamburgercilerde. Yani bakınca da yani birilerinin satın alıp artık endüstriyel bir formatta üretmeye başladığını anladık zaten. Fakat yani lezzette hiçbir farklılık yok. Farklılık bence yok. Yani tuz oranından fermentasyon ekşiliğine kadar. Ki yani çok yani bekletirseniz işilemeyecek kadar ekşi olmaya doğru giden müthiş bir şey. Sonra yani bir yine orada bir başka acayip anı var. Tabii biz bunu keşfettikten sonra yolumuzu sürekli isteriz o tarafa çevirmeye başladık. Bir keresinde bir kışa yakın bir dönem yani sonbaharın sonları gibi. Dolayısıyla hani oranın da ticari olarak onu düğün. Çünkü bir yol kenarı tesisi değildi yani. Çünkü yoldan kimse geçmiyor zaten. Yani bir sapa bir yol. Sapa bir yol. Girdik yine işte söyledik söyleyeceklerimizi. Ayran dedik. Normal ayran geldi. Ne oluyor? Ne oluyor? Hop. Nasıl yani? Çok mahcup oldular. Çünkü hani teyze işte yani sezonda şey olduğu için işte o dağıtamamış. Bunları almamış. Tüketimle ilgili. Dedik yani olmaz yani. Bir daha gelmeyiz yani. Olmaz dedik. Sizi kendimizi affettirelim size. Diye bir ortaya bir böyle bir küçük kahvaltı tabağında pembe bir sıvı getirdiler. Yani böyle jelimsi artık jelleşmiş. Sen biliyorsun bunu, sonra ondan getirdim ben sonra. İnanılmaz lezzetli, aromatik bir pekmezdi. Ha, evet evet hatırladım. Yani ama şekerli değil. Yani çok hafif bir evet. Şeker. Bir reçelimsi bir kıvam ama yani reçelimsi de değil. Yani evet. Böyle tuhaf bir jölemsi bir yapısı var. Yani havayla fazla temas ettiğinde o hale gelen bir şey. Sonra bunun hikayesini tabii hemen derhal öğrendik. Bu şöyle garip bir, özellikle orman köylerinde yani çam ormanının yoğun olduğu köylerde oranın köylülerine belli bir kotayla izin verilen bir şey. Bu çam ilk filizi verdiğinde ki o bir pembemsidir. Yani dalın ucundan ilk şeyi yani o bazısı onun bir kozalığa dönüşür bazısı da işte o yaprak ve dal olarak uzamaya devam eder. Ama böyle bir tatlı bir pembedir o. Belli bir miktarda toplama hakkı. Çünkü hepsini toplarsan orman büyümüyor. Yani filiz bayağı keçilik yapmış oluyorsun. Yani. Evet. Onu yani böyle günlerce kaynatıp çünkü canı da yok ki onun. Hani şimdi üzüm olsa bir şey olsa böyle ağır şekerli bir şey olsa hani kıvamlanır. Bilmem ne ama yani onundan o şekeri ortaya çıkartacak
hale gelmek için böyle yani çok uzun kaynatmak lazım onu. Bunu da yani şeyde anladık yani bundan almak istiyoruz dediğimizde bir yarım kavanoz gösterdi. İşte bu kadar kaldı zaten bu kadardı diye. Yani bu şeyle karıştırılıyor yani çam pekmezi ya da kozalak pekmezi ya da ardıç pekmezi değil bu. Tamamen çam filizi üzerinden yapılan böylece yani ancak kotayla yapılabilen, toplanabilen bir şey. Ama yani Kübalı çiftçilerin hakları olan o %10'u yani devlete vermeyip kendilerine sakladıkları o %10 üst yaprak aslında %30 gibi kendilerine saklamaları gibi Türkiye'de de o kota biraz şaşıyor belirli bölgelerde. Aşağı yukarı 7-8 yıl sonra ben bir Antalya dönüşü döşeme altında bir saptığım bir yolda buldum onu. İşte bir tanesini de evet. Sana getirmiştim. Mesela bu da acayip bir keşif bence. Yani bence bu, de. Yani bu bence hem de. Nadir hem aşırı yerel hem uzun bir kültürel şey saklayan yiyecekler bunlar yani. Kesinlikle. Yani hani şey, yolun en acayip kısımları bence yani bunlarla da tanışmak. Evet, yani. Ya bu bence bir tamamen piyango yani. Evet. Ona rastlayabilmek. Evet. Öyle işte, bir şeye rastlayabilmek. Biraz uyanık olmak. Evet, o da gerekiyor tabii. Ya da biraz senin gibi meraklı olmak. Her şeye burnunu sokmak. Aynen. Öyle yani. Eroğlu'cum. Ya benim bahsetmeden geçmek istemediğim bir mola noktası daha var. Her ne kadar Motofest'te o bölgeden geçemesek de her zaman uğradığımız Mustafa Kemal Paşa civarında. Ciğerci Osman. Ciğerci Osman abi. Daha da üstüne tanımıyorum yani. Böyle bir ciğer, böyle bir köfte, böyle bir salata, böyle bir yoğurt, böyle bir turşu yok. Saçma yani. Saçma. Çok çok yani saçmalık ötesi saçma. Bir şey. Bir yani. De yani rakı da veriyor yanında. Yani. İstersen onu da veriyor tabii. Yani. Ben istedim birkaç defa. Yani o salatadaki o zeytinyağı falan filan. Yani inanılmaz bir zeytinyağı hakikaten. Yani benim için orası tarifsiz yani. Benim için orası hani köfte, ciğerden öte o salataydı. Evet, yani bir şey her daim kesinlikle. Bu kadar taze ve lezzetli olabilir mi ya? Ya evet yani. Çok saçma yani bu. Yani atıyorum Haziran'da, Temmuz'da da uğrasan aynı. Evet. İşte Ocak, Şubat'ta da uğrasan evet, aynı. Evet aynı lezzet yani. Yani nasıl mümkün kılıyorlar bunu çözemedim yani. Ama o zeytinyağında da bir manyaklık var. Var yani. Var kesin. Ben işte bu son gittiğimde artık küçük, son beraber gittik zaten. Evet yani evet. Beraber. Yani yolu 1,5 saat uzattık. Şimdi yeni otobandan dolayı aslında Ciğerci Osman'a gitmek artık pek evet, mümkün yani, değil. Yani yolu bayağı uzatmanız evet, lazım. Yani. Şeyden o paralı yoldan aşağı inip evet, tekrar yani. Yukarı çıkman gerekiyor ama. Rinevur ucundan ya da evet. Salih'den tekrar bağlanmak ama gerekiyor. Yani buna kesinlikle değecek bir mola oluyor. Evet. Yani yani o zeytinyağının rengi zaten şey yani, bir, yani aromayı falan geçtim. Yani öyle bir acayip bir yeşil. Yoğun evet. Bir yeşilken şişe mesela şişe bir daha asla eski şeffaflığına evet, ulaşamıyor evet. Yani. O. Yani o oradan aldığımız o yağlar başka hiçbir yerde yok mesela. Yok, hiç evet. Karşımıza çıkmıyor. Hiç yok evet. Hiç çok görmedim. Yani. Hiçbir yerde görmedim. Yani umarım da orada öyle evet, kalmaya aynen. Devam eder yani aynen. Bu. Evet. Yani bir taraftan da yetmesin de yani. Ama tabii yani belli ki yani o onu üretenin bahçesinin zeytiniyle ve, evet, yani, evet. Ve çok alakalı. Sıkma şeyi tekniği şu su bu su dolayısıyla her çoğaltılamaz şey, bir şey yani. Bence de. Yani, o kadar yani. Evet evet. Evet. Ya hiçbir zaman da öyle kilolarca zeytin görmedik orada. İşte 3 evet. Teneke, 5 teneke. Evet, evet. Ya yani 10 teneke maksimum yani. Evet. O derece özel bir güzel. Evet bir yani bunu bu konuya gelmiş olman çok hoş yani. Ben atlardım bunu mesela. Yok atlanacak gibi değil. Çünkü değil benim evet. için. Yol değiştirecek evet, kadar. Yol değiştirecek kadar önemli. Ve ben öyle aldım. Evet yani yolla ilgili aslında daha çok fazla yeme içme üzerine konuşulabilir ama yani aslında yolda olmanın aslında sebeplerinden biri de bu yani. Kesinlikle bu, yani. Bunlarla bu tür şeylerle yani insan, zeytinyağı ya da köfte. Evet. Yani karşılaşma olasılığı. Evet. Bir de yani
yolda bana başka bir şey oluyor. Yani normal şartlarda yiyemediğim miktarda yemek yiyorum yolda. Yani bu senin hastalığın. Niye böyle? Sen bu yani ruhsal bir problem bu yani. Bunu Allah Allah. 6-7 seansla falan çözerler. Benim var tanıdığım psikologlar. Psikiyatrlar var, psikologlar. Yani çok güzelleri var. Rahatsızlık duyduğumu söyleyemeyeceğim ama yani. İşte bu bir seçim. Bu seçim. Benim son şeyim, analistim de öyle demişti bana. Hiç bir şekilde rahatsızlık duymuyorum. Bir daha gelme demişti yani. Bir daha gelme. yani haklı adam. Evet. Adam değildi. Ha, yani işte kadın neyse. Kadın mıydı? Hatırlamaya çalışıyorum. Unutmak istediğim şeylerden biri olabilir. Evet, çok teşekkür ederiz. Evet. Ben teşekkür ederim. Gözlerinden öperim. Yani. Hayırlı başarılar diliyorum. Sağ amin. Olun. Amin. Cümlemize.